Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere sakallarımı nasıl temizlediğimi göstereceğim. Şu an tabii sakallarım bayağı bir uzadı. Temizleme zamanı geldi. Herhalde bir 4 gündür, 5 gündür sakallarımı almıyorum. Sağdan soldan alacağım bir sürü şeyler var. Yeni teknikler geliştirdim. Daha öncesinde biliyorsunuz buna benzer bir video yapmıştım çok eskiden. Ona ekleyen bazı şeyler var. Onları göstereceğim ve güzel bir sakal tıraşı olacağız. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi öncelikle tabii sakal tıraşına başlamadan önce sahip olmamız gereken bazı şeyler var. Onlardan bir tanesi cihaz. Bu şekilde bir cihazım var elimde. Bununla beraber tıraşımı olacağım arkadaşlar. Nereyi nasıl kestiğimi göstereceğim. Daha sonrasında onun yanında da şöyle bir jiletim var. Şöyle de bir jilete ihtiyacım olacak. Şöyle göstereyim kameradan. Sonra onu bu şekilde bir jiletle kullanacağız. Jileti de şuradaki kılları almak için kullanacağız arkadaşlar. Şöyle bakarsanız şuralarda mesela tam şu kısımlarda ve tam şu kısımlarda böyle küçük küçük tüyler oluyor. O tüylerden kurtulmak için jileti kullanacağız. Daha sonrasında da çoğu cihazda var bu. Bu şekilde başlığını çıkartıyorsunuz. Onun sonrasında da şu şekilde bir şey takıyorsunuz. Şu kısımları alırken küçük küçük bazı şeyler kalıyor. Yani cihazınızda asıl bulunan şey her şeyi alamıyor arkadaşlar. O yüzden aldığınız ürünlerde bu şekilde farklılık olmasına dikkat edin. Farklı farklı kafalar olsun, farklı farklı şu şekilde numaralandırmalar olsun. Bunları kullanmamız gerekiyor. Yani alacağınız çoğu üründe zaten olacak bu. O yüzden çok fazla detaya girmeyeceğim. Her neyse, şimdi tıraş olurken arkadaşlar şu altlardan başlayacağız. Şu kısımları şöyle bir çizgi atacağız. Şuradaki çizgiyi görüyorsunuz. Tekrar bu çizgiye getireceğiz. Şuradaki kısmı komple temizleyeceğiz. Daha sonrasında başlığı değiştireceğim. Şu şekilde bir başlık takacağım. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama bunu taktıktan sonra buralarla da burada ince kalan şeyleri alacağım. Daha sonrasında bıyıkları düzelteceğiz. Şu kısımları alacağız. Sonrasında şu kaş kısımlarını da jiletle alacağım. Size onu da göstereceğim. Komple bir bakım videosu olacak sizlere. Yavaş yavaş isterseniz başlayalım. Ben şimdi cihazı çalıştırıyorum. Cihazla şu kısımları temizlemeye başlıyorum. Tamam, şu an aşağı kısmı temizledim. Sonrasında şu kısımları alacağız arkadaşlar. Bakın şu kısımlar ve şu kısımlar. Bunları sonrasında jiletle de alacağım ama şimdilik makineyle bir üstünden geçeyim. Görmüş olduğunuz üzere sakallarım bayağı bir uzun. O yüzden şimdi sakalları kısaltmakla devam edeceğiz arkadaşlar. 3 mm'yi takıyorum. Aslında 3 mm'yi çok kullanmıyorum. Çoğu zaman 5'i kullanıyorum. Çünkü 2-3 günde bir sakallarımı alıyorum ama bu videoda 3'ü kullanacağım. Farkı daha net görün diye. 3 numarayı taktım. Şimdi asıl before after burada başlıyor. Şimdi farkı görmüşsünüzdür. Sakallarımı komple aldım ama hala tam iyi gözükmüyor. O yüzden şimdi düzeltmeleri yapmakla başlayacağım. İlk önce cihazınızın kafasını çıkartıyorsunuz. Daha sonrasında sizlere bahsetmiş olduğum şu ürün vardı ya. Yani bu çoğu aldığınız cihazda çıkıyor genelde. Bunu alıyorsunuz abi. Bunu takıyorsunuz. Sonrasında şu kısımlar kalmıştı ya. Burada ince ince şeyler kalıyor. Onları da bununla beraber alacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Bu biraz böyle cızızız diye ses çıkartıyor. Bunu alırken biraz sonra göstereceğim ama şuradaki kılları alırken çok sorun çıkartmıyor. Ama şuraları mesela şu kısımları da alacağız biraz sonra. Onları bunun aldığınızda biraz canınız acıyabilir. Neyse başlayalım, her taraf kıl oldu. Sakallar her bayağı bir kısaldı. Başlıyorum. Şu an şu kısımları aldık, şu kısımları aldık, daha sonrasında şuradaki kısımları da yaptık, kısımları da beraber, şunu da beraber alınacak. Tamam, şu an bayağı bir fark etti. Buradaki kısım mesela çok daha temiz gözüküyor, şurasıyla şurası. Daha sonrasında arkadaşlar, tekrar ben başlığını çıkartıyorum. Almam gereken belli bir kısım vardı, onu da almadım. Bu arada başlıklarınızı temizleyebilirsiniz. Mesela şu kısım şu şekilde çıkıyor. Kıl tüyü buralarda birikiyor. Bunları temizleyin. Cihazınız daha iyi alır. Neyse, ben başlığı çıkarttım. Sonrasında tekrar eski başlığı takıyorum. Şimdi sizlere göstermem gereken bıyık kısım var. Bıyık kısmını da şu şekilde alacaksınız. Yani bazen tarak olabilir ya da şu şekilde. Mesela bir tarağınız var. Şu
şöyle aşağı doğru bir bıyığınızı tarayın arkadaşlar. Daha sonrasında tam şu kısımlarda dudak çizginizin bir tık üstünden bıyığınızı temizleyeceksiniz. Ben başlıyorum. Yani çok az ucundan almanız lazım. Orada şöyle bir birazcık daha keskin bir görüntü oluyor. Daha sonrasında burayı temizledikten sonra şu kısımları da alacaksınız. 1 ve 2. Şu kısımları da aldıktan sonra ve bıyığı da temizledikten sonra şöyle bir şey yapacağız. Şu kısımlardan çok az alacağız. Şöyle bıyığın tam üst kısmından çok az bir şey aldım arkadaşlar. Şu an bakarsanız mesela sakallarım çok daha güzel gözüküyor. Sonrasında ne yapacağız biliyor musunuz? Jilet alıyorsunuz abi. Herhangi bir jilet kullanabilirsiniz. Ben şu an bunu kullanacağım. Bu bayağı bir kullanışlı bir şey. Bununla şuradaki ve şurada kalan küçük kısımları da temizliyoruz. Şu şekilde hop gözüme her yerden kılıtıyı kaçıyor. Harbi gözümü açamıyorum. Bir dakika. Şöyle göstereyim. Şuradan daha görürsünüz. Tam şu kısmı arkadaşlar. Şu kısmı küçük küçük tüyler oluyor burada. Onları bununla beraber şu şekilde alacağız. Burayı aldıktan sonra yan tarafa geçiyoruz. Yan tarafı alacağız. Tamamdır. Burayı da aldık. Daha sonrasında ben size sakal tıraşımı göstereceğim dedim ama ben şuradaki iki kaş arasında bazen ufak ufak şeyler oluyor. Bunları da bununla beraber alıyorum. Jiletle alıyorum arkadaşlar. Ya da cımbız yardımıyla da iki kaşınızın ortasında alabilirsiniz. Bende zaten çok 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 fazla aşırı çıkmıyor ama bazen tek tek çıkıyor. Onları da ben jilet yardımıyla alıyorum. Şu şekilde. Şu kısımdan da böyle. Şurayı bir temizliyorum. Daha sonrasında bir teknik daha göstereceğim sizlere. Gerçi dediğim gibi sakal falan dedik ama yani kaşları falan da düzeltiyorum ben bununla beraber. Şu şekilde şu kısmında bir tek alma yapıyorum ve o da kaşlarımı daha keskin gösteriyor. Bakın şu şekilde şuradaki küçük tüyleri de jilet yardımıyla alıyorsunuz. Sonrasında diğer kısmı da alıyoruz. Evet, kaşlarımızı da aldığımıza göre işlem yavaş yavaş bitiyor. Şimdi bıyıklarımızın üstündeki şu kısım var demiştim ya sizlere. Şuradaki ince ince kısımları da çok az jilet yardımıyla tekrar alıyoruz. Tamamdır. Şu an burayı da aldıktan sonra bakın şu kısımları demiştim ya sizlere. Bunları jiletle alabilirsiniz ama bazen canınız acıtabiliyor. Kısımları da aldıktan sonra aşağı yukarı yapmanız gereken çok bir şey kalmıyor arkadaşlar. Tıraşı yavaş yavaş bitiriyoruz. Daha sonrasında isterseniz hemen duşa girebilirsiniz ya da cilt temizleme jeliyle beraber bir cildinizi temizleyebilirsiniz. Daha sonrasında da bunların hani buralara kaşıntılar olacak çünkü jilet sürdüğümüz için onlara bir ürün vardı benim burada şu an göremedim ama aynen aftershave ürünü var mesela aftershave ürünü kullanacağım. Şu kısımları birazcık sürdükten sonra oradaki böyle kaşıntı falan geçecek. Yani sakal tıraşı benim böyleydi arkadaşlar. Sizlere hem sakalımı nasıl aldığımı gösterdim hem de şu kısımlar işte bıyığın üstü, bıyığın altı, kaşlarımı nasıl düzelttiğimi gösterdim. Yani komple bir aslında sakal ve kaş serisi oldu. Bazen kuaföre gittiğiniz zaman saç, sakal ve kaş aldırıyorsanız bunları aynı şekilde evde de yapabilirsiniz. Yani şuradan inceden yavaş yavaş kalınlaşan bir modelle yapmak isterseniz onunla alakalı da bir video çekerim sizlere. O da şu an çok popüler moda bu sıralar özellikle. Benim aşağı yukarı yani sakallarımı bu şekilde alıyorum. Bakım serisini merak ediyorsanız saç, sakal bu tarz videolar gelsin diyorsanız videoları çekeriz. Zaten benim sürekli yaptığım işlemler. İlerleyen videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.